Gençler selam, ben Muğra Başkan. Battle for Bosporus diyesini Twitch ile aynı anda sizler için de yapıyoruz. Siz de sonradan Youtube'dan izlersiniz. Şimdi tek tek e, Paradox'un yayınladığı bu Archangel yapıyor bizi. Oradan bir tek tek okuyalım. Bakalım Türkiye'ye neler geliyormuş. Evet, şimdi ilk önce bir belirtelim. Türkiye teknik olarak İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. 1945 yılına kadar. Ve savaşa girse de aktif olarak savaşmadı. Fakat çokça bilinen bir gerçek var ki sürekli olarak böyle farklı devletler tarafından savaşa çekilme konusun, çekilmeme konusunda çok iyi direndi. Yani herkes Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı ama Türkiye bir şekilde hani etrafında bu kadar cehennem olurken savaştan uzak durmayı başardı. Ve hani aksisle işte komitenle müttefikle sürekli olarak böyle bir manevra yaparak kendisini savaşın dışında tuttu. Hepsinden de yani e, her taraftan da bir şey koparmayı da başardı bu esnada. Türkiye'yi yapmamızın tekrardan böyle iyi bir şekilde yapmamızın bir diğer sebebi ise yani e, pek çok kişi oynamayı çok seviyor Türkiye ile. Hatta diyor bizim tuttuğumuz istatistiklere göre Türkiye şu anda bizim detaylı bir şekilde yapmadığımız ülkelerin içerisinde en çok oynananı en çok oynanan minor. Hatta ben burada şunu da söyleyeyim. Hani bu tabii benim tamamıyla kişisel fikrim. Bence detaylı bir şekilde yaptıkları pek çok ülkenin içerisinde de en çok oynayan ülkelerden biriyiz. Yani evet belki bir Alman Sovyet kadar oynamıyoruzdur. Hani onların vesaire popülaritesi var ama ya oynanıyoruz. Ya bu kadar Biz seviyoruz kendi memleketimizle oynuyoruz. Hani kötü bir de yabancılar da Türkiye'ye geliyordu. Çünkü çok güzel alternatif historik kasabiliyorsun. O yüzden hani bu sebeplerden dolayı Türkiye yapmak istediklerini belirtmişler. Ancak bir de şöyle bir şey yaptıklarını belirtiyorlar. Yani Türkiye yaparken çok büyük kazanımlar elde edebilecek bir ülkesine rağmen aynı zamanda da her şeyi de kaybedebiliyorsunuz. O yüzden dikkatli oynamak gerekiyormuş. Bunu söylüyorlar. Türkiye'nin önceki savaşlarından tek bir savaşla her şeyi kazanabildiği veyahut da her şeyi kaybedebildiği Konularda bir tecrübesi var. Kurtuluş Savaşı'nı ve Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nı burada atıfta bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığında yani işte bu müttefikler çok kötü anlaşmalar dayattılar Osmanlı'nın üzerine ve e, Osmanlı'yı adeta Anadolu'ya sıkıştırdılar. Ancak bu durum Türk milleti için Türk milleti hiç hoşnut etmedi ve e, işte Kuvayi Milliye'den bahsediyor burada. Kuvayi Milliye ve tabii ki de bunun başındaki efsane lider Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte e, Türk birlikleri düşmanı Anadolu'dan kovmayı başardı. Yunanlıları tokatladı. Ve Osmanlı Devleti'ni de bitirerek e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Burada da şöyle bir cümle kurmuşlar. Yani evet diğer Central Power ülkeleri gibi yine tamamıyla Hani Central Power 1. Dünya Savaşı'nı kaybetti ya yine tamamıyla e, onlar gibi acı çekmeden bu 1. Dünya Savaşı'nın etkisinden kurtulamadı ama yine nispeten toparlayabildi. Yani kendini kurtarabildi. Yani burada da çok büyük ihtimalle herhalde Avusturya Macaristan'la bizi karşılaştırmışlar. Neyse gelen özellikler şuradan da görebileceğiniz gibi paşam sana selam olsun. Gençler Atatürk yani benim bu oyunda gördüğüm herhalde en çok artı özelliği olan lider haline geliyor. Hani şuna bakar mısınız? Atatürk başta olduğu sürece artı 30 stabiliti. Political advisor'lar eksi 30 ucuza. İşte ee, generaller eksi 30. Aynı şekilde. Ekonomi yasaları eksi 25. Askerlik yasaları eksi 25. Ya böyle bir şey yani. Oyunda hani bu kadar çok avantaj veren başka bir lider varsa söyleyin. Hani yanlışım olabilir. Yanlışım varsa da kusura bakmayın ama. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yani, a, a, gerçek gerçekten oldu gibi a, a, biz diyoruz yani adam king beyler dağılın diye. Hakikaten öyle. Paşam selam olsun. Büyüksün. <laughs> ee, evet. Yani evet. E, Her of Iron 4'ün başında Türkiye 20 yaşında. Doğru evet. O yıllarda devletimiz daha genç. Ve işte o dönemlerdeki e, Atatürk'ün e, partisi CHP Türkiye'yi baştan aşağı reform Etme konusunda hiçbir şekilde vakit kaybetmemişti. Ve bir nebze kadar da batılaştırmaya çalışmıştı. Ki bunu yaptık zaten biliyoruz. Hepinizin o tarih kitaplarından, okullardan bildiği gerçekler bunlar. O yüzden buraları biraz geçiyorum. Bunları bir okuyalım. Ve de şey, Türkiye Kemalist bir ideoloji üzerine götürüldü. Ve bütün devletin ideolojisi de bunun üstüne inşa edildi. fakat Atatürk'ün fakat bu Kemalizm aslında bakarsanız biraz böyle farklı taraflara da çekilebilecek şekilde algılandı. Yani en azından oyunun yapımcıları bunu bu şekilde görmeyi tercih etmişler ki bu aslında o kadar da kötü bir şey değil. Şimdi birazdan ne olduğunu anlayacaksınız. Hatta bir de şöyle bir durum oldu. Ee... Çünkü şöyle diyorlar gençler burada. Kemalizm aslına bakarsanız sosyalizmden, batı liberalliğinden ve İtalyan milliyetçiliğinden hep böyle parçalar alan ve bunu Türk milletine göre uygulayan bir sistemdi. Ve bu sebepten dolayı Kemalizm o kadar dinamik bir yapıydı ki Türkiye'yi etrafındaki bütün bu hani bir taraf komünist oluyor, bir taraf faşist oluyor, öbür taraf ısrarla ben demokratik kalacağım diye ve bunlar hem birbirleriyle hem de içeride kavga ederlerken Türkiye'de nispeten bu tarz kavgalar daha az oldu. Yani bu tarz iç politik kavgalar daha az oldu. Aynı zamanda yine Kemalizm sayesinde Türkiye büyük buhran'dan bir nebze olsun daha az yara aldı. Bunlardan belirtmiş. Legacy of Atatürk diye bir avantajımız olacak Türkiye olarak oynarken. 1950 yılına kadar da işte tek parti devleti olduğumuzdan bahsetmiş ve bu ze daily political powerla artı 500 stability verecek yani muhteşem yani paşamın yokluğunda bile hala stability bonusu almaya devam ediyoruz bu çok belli oralarda işte detaylardan bahsetmiş Türkiye'nin tarihinden bahsetmiş Balkan devletlerine göre baktığınızda aslına bakarsanız Türkiye'nin durumu Oldukça stabil durumdadır. Ama gücü biraz tartışmalı. Bu da yanlış değil. Çünkü gençler biz şu anda evet. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekten güçlü bir devletiz. Ordumuzla da çok güçlü bir devletiz. Ancak o, o dönemlerde. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra. Ya takdir ederseniz ki 2. Dünya Savaşı'nın yıllarında o kadar da muhteşem bir orduya sahip değildik. Ama savaşla karşılaşmamız durumunda ordumuzun inanılmaz işler yapabileceği bir gerçek ki tam olarak da üç aşağı 5 yukarı buralarda onlardan bahsediyor yani aşağıda da bundan bahsediyor. Hani ve burada şunu diyor. Şimdi diyor bir bakalım diyor Türkiye'nin durumunu hem stabil hem de aynı zamanda biraz da kırılgal yapan nedir? Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti savaşa neden diğerlerin oranla böyle kafa göz girmemiştir? Ee, Osmanlı'nın borçlarını ödeme durumumuz vardı gençler biliyorsunuz. Yani bu Türkiye'nin tarihinde olan bir şey. Bu oyuna eklenmiş durumda. Bununla ilgili bir şeyimiz var. Bununla ilgili bir dezavantajımız olacak. Büyük ihtimalle fokuslardan giderek tahmin ediyorum ki herhalde bunu kaldırabileceğiz. Doğru. Tarihsel bir şey. Heh. Burada da aynen benim az önce söylediğim şeyi belirtiyor. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu batıya oranla biraz geri kalma durumu vardı. Ancak yani bu sebepten dolayı ordunun biraz daha zayıf olması bekleniyor. Bununla ilgili bazı özellikler eklemişler. Fakat savaş durumuna girmesi halinde ordunun kendisinden beklenmeyecek kadar mükemmel işler yapabildiği de bir gerçekti ki onunla ilgili de bir disorganized armed forces yani bir nevi olsun zayıflamış Avrupa devletlerinin oranına bizim ordumuzu böyle bir dengelemeye çalışıyorlar yani. Bir Alman ordusu değiliz sonuçta. O dönemin şartları için konuşuyorum. Bugün için konuşmuyorum kesinlikle. Halk da tabi savaş istemiyor. Mesela War Support eksi 15. Yani halk da hani Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmışız. Binici Dünya Savaşı gerçekten memleket az da elden gidiyormuş. Yurtta soğuk, cihanda soğuk diyoruz. E haliyle War Support'un da düşük olması normaldir. Ancak e, Kemalist yani işte laik e, subayların yetişmesiyle birlikte e, ordunun Planlaması ve savaş esnasında bazı avantajlara sahip olması ki az önce de bunu bahsettim hani Türk ordusunun biraz geri kalma durumu vardı ama savaş esnasında mucizeler yaratabiliyordu tarzında cümleler vardı. Ben de bundan bahsettim. O da bununla ilgili bir özellik. Kemalist officers diye Kemalist subaylar diye geliyor. İşte stability artı 5 geliyor. Max planning %10 geliyor. Ve burada şey diyor yani Türk Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük güçlerinden biri de sadık ve oldukça kendini adamış, iyi eğitimli subaylarıdır diyor. Tabi diyor bu diyor hani sadakat hani Kemalizm üzerine kurulmuş bir sadakatti. Bu yüzden hani Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu uygulamaya devam ederseniz çok güzel avantajlarınız olacak. Bu vizyondan çıkarsanız da bazı enteresan şeylerle karşılaşabilirsiniz diye de burada böyle bir uyarıyor. E olabilir. Hani sonuçta bir Kurtuluş Savaşı'nın ardından bir anda siz gidip de 20 sene sonra tekrar da Osmanlı'yı kurmaya çalışsanız da pek çok adam diyecek ki hop arkadaş bir dakika biz layık Türkiye Cumhuriyeti'ydik. Misal. Misal. Dediğim gibi bunları biraz da oynayarak göreceğiz. Evet. E, Türkiye'nin iç durumu ile ilgili bir bilgi verilmiş. Ee, bölgelerin ve bu bölgelerin yani bunlara eyaletler demiş ama biz bölgeler diyelim. Bölgelerin, şehirlerin, şimdi gençler tabii her şehrin halkının bu gelişen yeni e, büyüyen yeni Türkiye'ye bakış açısı farklı. Yani nispeten mesela batıdaki şehirlerin laikliğe olan bakış açısı bir tık daha rahatken en nispeten Anadolu'daki olanlar biraz daha böyle işte dindar, muhafazakar olabiliyorlar. Keza aynı şekilde maalesef o dönemlerde de bir e, doğu problemimiz var. Çok detaylarına girmeyeceğim biliyorsunuz ne olduğunu. İstanbul'un ayrı bir bölge olarak eklediklerini söylüyorlar. Edirne'yi de aynı şekilde. Hatay da burada ayrı şekilde eklendi. Hatay'ı artık böyle zamanında Atatürk'ün yaptığı gibi önce Fransa'nın kolonisinden kopartıp sonra bir referandumla tak kendi tarafımıza çekebiliyoruz. Aynı zamanda diyor Türkiye'nin coğrafyasını da düzenledik. Hani böyle ortasını böyle bir çöl gibi görmeyeceksiniz diyor. Mesela bazı bölgede mesela dedim yani bazı bölgeler hani Batı biraz daha böyle e, laik ideoloji şey yaparken Anadolu biraz daha muhafazakardı diyerekten. Onunla ilgili bir şey yapmışlar. Mesela Amasya bölgesi. Bu bölge mesela devlete uyum sağlamakta bir tık daha hani böyle geride kalıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında olan bir durum bunlar. Çünkü e, yaklaşık olarak 600 küsür sene boyunca devam devam etmiş bir Osmanlı'nın bir İslam devletinin ardından bir layık devlete geçtiğiniz zaman Tak diye bir anda her şey olmaz. Bunu oyuna yansıtmışlar. Bence güzel bir dinamik. Hatta Türkiye ile oynarken oyunun başında öyle ölümün her tarafı fabrika basmıyorduk. Artık güzel yerlere fabrika basarız. Buraları da toparlamaya ve kendi tarafımıza çekmeye çalışırız. Diyelim. Bunları da bir şey okumaya başlayalım. Yani evet, burada şey bahsediyor. Burada şeyden bahsediyor. Evet diyor, yani bu tarz diyor Türkiye'nin iç sorunları var ama diyor. Aynı zamanda diyor Türk insan e, Türk milleti de diyor Arap devletlerine oranla herhalde burada onu kastetmeye çalışmış. Direkt olarak yazmamış ama artık full İslam devleti olalım duygusundan da uzaklaşmıştı diyor. Tekrarlıyorum bunu bugünün bugünün e, dinamikleri için düşünmeyin. O yılları düşün. Yani Osmanlı biteli 20 sene olmuş daha. Millet daha yeni yeni işte cumhuriyet demokrasi laiklik Osmanlı şeriat padişahlık bu şey bu geçiş sürecinde aslında millet ee, halk geçiş sürecinde olduğu için e, haliyle ülkenin içerisinde bu konuda kafa karışıklıklarımız çok normal ve bunlar bizim tarihimizde vardı bunları da olduğu şekilde iyi kötü koyduklarını belirtiyorlar ee, Atatürkçü modifierların Atatürkçü işte Atatürkçü geliştirmelerin olduğundan bahsediyor. Modifier'ları kullanmak suretiyle, yani mesela endüstriyi buradan şöyle bir çekelim. Şöyle detaylı bir şekilde bakalım. İşte e, içeride şey yapmak, e, yani içerideki düşmanlara karşı mücadele etmek, işte e, devletin idaresi hakkında, işte ne taraflar e, yeni sisteme adapte olabiliyor, nereler adapte olamıyor, bunlarla ilgili. Bunlarla ilgili farklı farklı enteresan decision'lar var. Burada sanırsam bu focus tree'nin resmiydi. Hemen açalım. Evet. Evet bu bizim focus tree'miz. Bunu bir dakika tek tek şöyle parçalar haline ayırmıştı. Bir oradan gösterelim ilk önce. Şimdi bu bizim focus tree'miz gençler. Türkiye'ye gelen yeni focus tree budur. Politik politika ile ilgili olanlar, askeriye ile ilgili olanlar, dış politika ile ilgili olanlar, bir de the national lot, misak-ı milli diyelim. Hani bir tık daha evet Türkiye nötr kaldığı için bu olayı çok gidemedi ama eğer siz derseniz ki ben nötr kalmayacağım arkadaş derseniz buradan da yardırabiliyorsunuz. Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Heh, biraz daha böyle zoom yapmış bir başlangıçta bir montra var. Onu yapıyorsunuz. Ardından işte memleketi demokratik götürmek isterseniz burada. Endüstri kısmı biraz az gözükebilir ama decision'lar üstünden yapacağız. Ondan dolayı. Herhalde buraya az koymuşlar. Sıkıntı yok. Eksik olduğunu hissedersek modlarız gençler. Ee, eğer biz devleti non-alent götürmek istersek gideceğimiz yol burası. Non aligned ama biraz solcu gitmek istersek gideceğimiz yer burası. Non aligned ama arkadaş ne olur ne olmaz biraz da Almanya ya yakın duralım. İsterseniz gideceğiniz yer burası. Bakın dikkat edin. Çoğu devlette yani ya non aligned vardır, demokrat vardır, foşik komünik vardır. Bizde aralar da var böyle yani. Tarafsız ama sadece tarafsız ama solcu gibisinden böyle ara şeyler de var bizde. Ki bu bize uyuyor. Çünkü gerçekten Türkiye olarak sürekli olarak konum aldık. Yani Almanya kazanırken biraz merhaba Almanya dedik. Kaybederken e, ya da Sovyetler biraz kazanmaya başladığında selam Sovyet dedik. Müttefikler yenilmeye başlayınca hop abi biz zaten müttefikiz dedik. İşin içinden çıktık. Savaşa da girmedik. Çok da iyi yaptık. Yani Non-Aligned Left Wing, Non-Aligned Right Wing yani tarafsız ama solcu, tarafsız ama sağcı. Bir de tabii ki işte faşik komünik bildiğiniz standart her fokus'ta gördüğünüz olaylar. İventler eventler işte o eventlerin sonucunda çıkan durumlar Montre bununla, bununla alakalı açıklamalar yapmışlar bunda. Devam edelim biz buradan şey de bulmaya çalışalım. Ha yine Türkiye ile ilgili gelen bir diğer özellikler. Şunları bir okuyalım. Burada diyor dikkatli olmanız lazım yalnız diyor. Hani İngiltere'sin diyor İngiltere diyor boğazlar üstündeki hakkınızla ilgili kendince düşünceleri var diyor. Sovyetlerin buraya hakim olmak gibi fikirleri var diyor. Burada diyor dikkatli olacaksınız diyor. ki Yani tıpkı Türkiye'nin tarihte yaptığı gibi kimseyle savaşmadan boğazlarda elin, elinizden geldiğince hak iddia etmeniz sizin için çok avantajınıza olacaktır diyor. Aynen işte devletçilik ilkesi var burada. Yeni yapılan resimler fevzi işte şey diyecek bak inönü liderler adnan menderes diyor tabii ki diyor güzel bir demokratik sistem kurdu ama diyor Türkiye'nin diyor tarihine baktığınız zaman diyor demokrasinin diyor zorlandığı yerler olmuştu. Bunu da yansıtıyorlar. işte seçim olduğu zaman Türkiye ile yani sadece savaşta değil barışta oynarken de pek çok enteresanlık göreceğimizi söylüyor. Bundan bahsediyor. Bununla ilgili gerekli açıklamaları burada belirtmiş. Ben tekrardan Focus'a geri dönmek istiyorum. Burayı izah edeceğim. Heh, biraz daha şöyle şey yapmışlar. Dış politika Focus Tree'sine bakalım şuradan. Mesela işte bu e, burası İngiltere tarafına gitmek. E, işte İngiltere Amerika tarafına gitmek ve Elias'a katılmakla ilgili. İşte Securin Giran e, işte eğer mesela işte e, Naziler saldırırken işte Romanya'daki petrol sahalarını ele geçir. işte İran'ı kontrol altına al. Bulgaristan'la partnerlik yap gibi buradan yani müttefikler tarafında da güzel güzel savaşabileceğimiz fokuslar gelmiş bize. Ee, Almanya Türk Birliği, Alman Türk arkadaşlığı. Üç aşağı beş yukarı neler çıkabileceğini biliyorsunuz. Ee, İtalya ile bir Mediterranean Entente olayına gidebiliyoruz galiba. Yani İtalya ile bir Akdeniz ittifakı falan kafasına da gidebiliriz ya da direkt Aksis'e gidip işte Tuz Gölü'nde yeni eğitim merkezleri açabiliyoruz. İşte vay efendim işte Almanya'dan yardım alabiliyoruz. Büyük ihtimalle mekanize kısmında olur bu. Pact for Long Winter. Bu da çok büyük ihtimalle Sovyetlerle alakalı bir şey olabilir. E tabi bunu yap Propagate Doctrine Pan Yani Türkçülük, Turancılık şeyini Türkiye'de ideolojik olarak daha çok öne çıkarın tarzında seçenekler olmuş. Ha bu arada tabi e, Mediterranean Entente yani Akdeniz Birliği, Akdeniz İttifakı üstünden gidersen İngiltereyle, İngiltere ile Fransa ile savaşıyorsun ardından da Sovyetlerle savaşma durumu var ki aksine girdiğinde de zaten bunun olması çok mümkün. Sovyetlerle bir e, non aggression pek yaparak bunun üstünden anlaşmaya gidebiliyorsunuz. İşte tanklar, Adana Bakü e, demiryolu, karayolu şey yapılabiliyor. Ardından Sovyetler e, fokus ilerleyerek işte Fransa'da Fransa'ya serv Anlaşması'nın bedelini ödetme. Fokusu. İşte e, İngilizlerle kapışma şeyi fokusu buradan mesela daha da çok iler, ilerletirseniz her şey oluyor Kemalizmi sosyalizmle birleştirip yolunuza devam etme oluyor büyük ihtimalle böyle non-aligned hani dedim ya ara şeyler var yani Türkiye'de gerçekten böyle çok böyle farklı farklı yerlere gidebiliyorsun aslında enteresan bir fokus teri olmuş yani normal ülkelerin fokus terörlerine hiç benzemiyor çok fazla böyle ara şey yapabileceğiniz fokuslar var çünkü genelde fokus triyelerde bir tarafa giderdik. Burada da bir tarafa gidiyoruz ama çok böyle ara ara şeyler yapabiliyoruz ve e, direkt olarak foşik, komünik, non-aligned olmak yerine yani komünik oluyorsun ama işte e, komünist kemalizm karışımı oluyor. Ya da foşist, faşist oluyorsun, milliyetçi oluyorsun ama milliyetçi kemalist. Demokrat oluyorsun ama demokrat kemalist, demokrat Türk. Yani böyle kendimize has dinamikler var ki bence bu çok güzel. Çünkü gerçek manada baktığımızda hani demokrasiye uyuyoruz ama bazı yerlerde uymuyoruz. Hani milliyetçiliğe uyuyoruz ama faşizm kadar uymuyoruz. E, solculuk, sosyalist hani CHP böyle bir parti ama komünizme falan da uymuyoruz. O yüzden biz kendimize has bir devletiz. Kendimize özel bir devletiz. Bunu fokus ile ellerinden geldiğince yansıtmaya çalışmışlar. Güzel gözüküyor ama tabii işin aslını çıktığı zaman göreceğiz. İşte o az önce orada şey belirtmiştim işte Amerikan tarafına giderseniz bazı şeyler oluyor. Alman tarafına giderseniz başka şeyler oluyor. İşte çok büyük ihtimalle bize destek olarak generaller, panzer general vesaire gönderiyorlar. Bir nevi Dünya Savaşı'ndakinin benzeri bir durum ama sanırsam bu sefer <laughs> hani böyle Liman Paşa gibi beceriksiz dediği adam akıllı adamları gönderiyorlar gibi duruyor. Ee, bu da bizim kendi paktımızı kurmakla ilgili bir Focus 3 devamı. Biliyorsunuz Focus 3 büyüktü. Balkan Paktı'nı kur. İşte Balkan defans Konseyi. 3 yıllık endüstriyel plan. İşte Balkan Bankası'nı kur. İmperyalizme karşı tek vücut. Ee, İstihkamları yaparken ortak bütçe. Gibi. Mesela işte Bulgaristan'ın yanına çek. Hayır Bulgaristan'ın Aksis'e gitmesini engelle. Ardından da işte Roma'daki savaş delilerini ya da işte Sovyetlerin tehditini ortadan kaldır diyerekten böyle bir Balkan Paktı üzerinden de gidebiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla sanırsam kendi paklarımızı, kendi kendi küçük aksisimizi, kendi küçük elaysımızı falan şeyler üzerinden çok güzel kurabileceğiz. İyi e, güzel, güzel, sevindim. Hoş, güzel. Devam edelim. Bitmedi. <laughs> Bayağı şey var çünkü Türkiye ile ilgili. Evet yani peki ya arkadaş tamam çok güzel başkan da ben şunu yapayım istiyorum. Yani ya Osmanlı'yı kuralım. Tamam hani bunların hepsi çok güzel tarihsel. Evet bununla ilgili de fokuslar var İşte divanı topla devleti tekrardan şey yap. Sultanı indir. E, sultanı geri çağır pardon. Sultanı geri çağır ve e tabi doğal olarak Osmanlı'yı kurarsanız ilk yapacağınız şey Yunan'a kafa atmak olacak. Bununla ilgili fokuslar. Sonrasında Central Powers'a katıl. Tabi bu bizi ne kadar aksise sokar, ne kadar sokmaz bilmiyorum. Hani alternatif history biliyorsunuz bu. Historiyi kapattığınız zaman Almanya'da imparatorluğa çıkıyor ya. Belki de hani alternatif hani historiyi takip etme dediğinde Türkiye belki de buraya gidiyor. Kim bilir. Bir anda kendinizi Central Powers'la 2. Dünya Savaşı döneminde 1. Dünya Savaşı ittifakları içerisinde tekrardan bulabilirsiniz. Bunları artık oyunda göreceğiz i̇mparatorluğu tekrardan topla. Sabatat Paktı devam et. İşte Damasus Diktat. Imperial Factory, Osmanlı fabrikaları vesaire diyerekten Focus Tree'de de böyle bir farklılık. Yani Osmanlı olarak oynarken de kuru kuruya oraya claim, buraya claim tarzında bir Focus Tree'den ziyade yine bayağı böyle detaylı senaryolu hani basit bir yorum olacak, olacak ama bol roleplay'li, bol RP'li bir Focus Tree var karşımızda. İşte Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı gitmeniz durumunda başa gelecek olan şeyler işte Refat Paşa, Abdülmecit bunlarla ilgili şeyler var işte. Osmanlı yeniden doğdu. Bunun eventleri. Ve işte Misak-ı Milli, National denilen kısım. Eğer buradan gidersek ne oluyor işte? Kars'ı almak, işte Bulgaristan üstündeki şeylerimiz, Kıbrıs, Yunanistan, işte Ankara Anlaşması ve Turan. Turan, Turan, Turan'a da gidebiliyorsunuz, Turan'a da gidebiliyorsunuz. İşte e, Macarlardan Çin Türklerine Doğu Türkistan'a kadar <laughs> arkada yok. Do, bir dakika, şaka, şaka değil cidden e, İkinci Dünya Savaşı esnasında Doğu Türkistan mücadelesi vereceğiz galiba. Şu, şu fokus, şu fokus bunu veriyor. Ondan sonra da herhalde şu fokusu da yapınca belli şeyler de Başarınca şu an tabi tahmini konuşuyorum. Biz Turan'ız diye çıkacağız. Valla iyiymiş. Bu arada şu Turan bayrağını bir yerlerde hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Benim yaptığım Turan modlarında kullandığım bayraktı. Gerçi hoş zaten en güzel Turan bayrağı da buydu. Adamlar da onu kullanmış. Ben de zaten güzel diyordu kullanmıştım. Selam Paradox merhaba. Ben de bu bayrağı seçtiğim zamanla modlarda. Discord bunun geyini yaptık. Gençler bizim bayrağı aşırmışlar diye. Aynen bizim eski Turan serisi ve benim Steam Workshop'taki Turan modumda ve şu anki oynadığım Turan yani şu an YouTube'da devam eden Turan serisinde de kullandığım bayrak bu bayrak. <laughs> Başka senin bunu geliştirmişler. <laughs> ya gençler hani bu bayrak benim yaptığım bir bayrak değil. En güzel Turan bayrağı zaten bu. Onu kullanmış adamlar. Ee, normal yani kullanmaları. Finlandiya bile var Turan'da. <laughs> Olabilir evet. E teknik olarak Turan ülküsüne baktığın zaman çok büyük bir <laughs> büyük bir ülke olduğu için. Olabilir yani. Olabilir. Şimdi bu kadar. Tabi arada da detaylar var ama tek 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 biz onlara böyle ince 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 ben bunları yüzde yüz forever çevirmeyeceğim. Bunun Türkçe çevirisini yani burada yazan her şeyin birebir çevirisini Discord'a atacağız. Yeni bir oda açarım büyük ihtimalle. O açtığım odadan okursunuz. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi ben deminden beri sürekli olarak kameraya bakıyorum, konuşuyorum ve chatimle maalesef çok ilgilenemedim. Evet gençler şimdi e, bir sizin görüşlerinizi bir alayım. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Farklı bir fokus ile geldiler karşımıza. Standart bir fokus türü yok. Enteresan bir fokus türü var. Enteresan bir Türkiye oynayışı olacak. Ne düşünüyorsunuz? Bir onu görelim. Ben bir chat'i şuradan görüyorum. Okuyorum bu tarafta. Oradan sonra tek 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 devam ederiz. Seri gelecek mi? Tabii seri gelecek. Oğlum gelmez olur mu? Tabii ki de seri gelecek. Gelmez olur mu? Tabii ki de seri gelecek. Bu dersin yana mekanikte değişiklik olacak mı? Bilmiyorum. Başkan devleti yönetmek üzerine olmuş. Bence harika. Oyna oyna bitmez seçimlere bak. Aynen. Türkçe çeviri yok mu? Var. Ee, DC atacağız onu. DC atacağız. Şişmanlarlık, sağ olsun yaptılar. Onlardan şey yapacağız. Söyledim Kaan'a. Al abi kullan dedi. Oradan hallederiz. Valla caps lock tuşu bilmiyorum da bak o senin sorduğun şeyle ilgili Jorm'un 8 diye bir tane burada şey vardı. Burada bir tane fokus vardı. Yani bu Jorm'un Eight bize direkt olarak general gelmesi mi? Şöyle general gelmesi mi? Yoksa tank mank vesaire de geliyor mu? O kadarını bilmiyorum. İlerleyen dev dairelerde onları görürüz. Simgeler daha özenli olur muymuş? Yok ya yine kötü değil ya. Güzel yapmışlar. Fragmanı izle. Bir daha fragmanı izlemek isteyenler var. Paşa Bahçe Şeker Fabrikaları gibi fokuslar gelse devletçi... Ya gençler şöyle bir şey. Ünlem DC yazın bulursunuz. Ünlem DC yazın bulursunuz. Aa, gençler. Eksik gedik bir şey görürsek Anında modlarım. Hatta ben önceden gireceğim için buna. Eksik olduğunu ise hissettiğim bir durum olursa Türkiye Plus ya da işte mini Türk iş tarzında bir modla direkt diğerisinin çıktığı gün, çıktığı saat ben de o modu çıkarırım. Önceden geleceği için uğraşabilme imkanım var. Söz vermiyorum ama yapabiliriz. Olabilir. En altta video var. O ne? Şeyin fragmanı ya. Hadi şu ıı, fragmanı izleyelim bir daha. Çok izlemek istiyorsunuz. Hadi bakalım bir daha fragmanı izleyelim. My father told me. Fragmanı da bizim hakkımızda yapmış adamlar ya. O, o, o benim çok hoşuma gitti. Yunanlılar delirmiştir herhalde. My father told me that in war there are no winners. The people had fought a decade for their independence. Peace came at a high price, and there were few who sought to pay that price again. But the winds of war follow their own volition. What would my father say now, I wonder, when faced with a choice that will shape the very course of history? Is there such a thing as neutral? my father was a good man. but i am not my father. to lay down arms, to give in, when faced with war, is not neutrality. it is surrender. we did not fight for our freedom. just surrender it now. we stand our ground. <laughs> Tam Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani tam gaz başka bir şey değil. <laughs> Ama iyi oldu. As bayrakları as 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 <laughs> ee, as selam yeni geldim i̇yi yayınlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz diyorum gençler. Şimdi izninizle bir şey kontrol etmem gerekiyor. Bu yayını just chatting olarak yaptık. Evet evet chatte e, şeyleri görüyorum. Son sahne gerçekten harika. Son sahne gerçekten harika. Bu arada maşallah 100 kişi geçmişiz. Allah kanı gönü versin. Hoş geldiniz hepiniz. Tabii bildirimde Türkiye DLC'yi görünce uçtunuz değil mi? <laughs> normaldir. Normaldir. Ben olsa ben de uçarım yani. Evet gençler şimdi ben bunu tanıtım yayını amacıyla yaptım. O yüzden ben burada duruyorum. Yani devam etmiyorum. Youtube'dakilerin hala hani sadece fragmanı gördü adamlar. Böyle detaylı bir şekilde incelemeden haberi yok. O yüzden şimdi e, yayını bitireceğim. Keseceğim, biçeceğim. Bu büyük ihtimalle YouTube'a gidecek. Ama bugün günlerden çarşamba benim bildiğim kadarıyla. E bugün yayın olur. E hadi bir Hoy 4 yayını yaparız. Bir Hoy 4 yayını yaparız. Ben bu yayını saat kaçta başlattım yalnız? Benim ona bakmam lazım. Benim ona bakmam lazım. 43 dakika olmuş. Tamam artık duruma göre ben birazdan şöyle bir yarım saat işte Discord'dan aç e, yayın şeyini söylerim. Herhalde sekiz buçuk dokuz gibi açarım diye düşünüyorum. Çünkü dört saatlik aralar vermem lazım. Öbür türlü bildirim atmaz. Evet şimdi video YouTube'a gideceği için mecburen kapatıyorum. Herkes ünlem DC yazsın. DC'ye gelin. Ben bunu Türkçe çevirisini de atacağım. Sağ olsun Kaan sordum Kaan'a. Abi dedim Türkçe çeviri yapmışsınız bunu dedim. Paylaşabilir miyim? Okey abi dedi. Sıkıntı yok dedi. Eee Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Fragmanı izlemek istiyorsanız YouTube'da var. Şimdi bu da YouTube'a gidecek. Hoşçakalın. 3-4 saat sonra görüşürüz. Toy 4 yayın yapacağım merak etmeyin. Gelin. Hatta bir Türkiye ile oynarız.